Evet, merhaba, hoş geldiniz. Okulumun Lojistik ve Gelişim Kulübü Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Boş zamanlarımda veya fırsat buldukça blog yazarlığı yapmaktayım. Öğrencilerin Sesi platformu aynı zamanda birleştirici bir platformdur. Her okul bölümüne yönelik haftalık kitap ve film önerisinde bulunuyoruz ve aynı zamanda eğlence de bizim açımızdan önemli bir durum. Burada da yarışma düzenliyoruz. Hepimizin doğaya, hayvanlara, yardıma ihtiyacı olan herkese bir sorumluluğu bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı staj programları ve dil okulları kurumları ile işbirliği yaparak öğrenci arkadaşlarımıza imkanlar tanımayı sağlıyoruz. Online süreçte biz bunu başarabildik. Kaliteli yapmış olduğumuz etkinlik ve içeriklerden dolayı Instagram'da henüz bir yılı doldurmamış olan bir platform olarak 4063 takipçi, LinkedIn'de 2886 bağlantı ve Telegram'da 280 abonemiz bulunmaktadır. Çok değerli buluyorum yapmış olduğunuz işi. Bence öğrenciye yapılmış yönelik olan tüm projeler çok kıymetli. Öğrenci sesini böyle platformlarda duyurabiliyor. Takdir ediyorum bu konuda, tebrik ederim. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. İlgi alanlarım arasında havacılığın bende özel bir yeri var. Bu alana yönelik de araştırmalarım ve çalışmalarım mevcut. Öğrencilerin eğitim aldığı okullardaki yaşadıkları deneyimleri, yapmak istediklerini paylaşacakları, müzik, eğlence, sporla ilgili becerilerini, okul kulüplerindeki çalışmalarını, mesleki hayallerini paylaşacakları, iş, hayatı, staj veya sektörden beklentilerini açıkça ifade edebilecekleri bir grup öğrencilerin hayata geçirdiği platform olarak nitelendirebiliriz. 6 temsilcilikten oluşuyor ve her temsilcilikte bir liderimiz ve toplamda alt ekipte de 60 tane temsilcimiz bulunmakta. Sorunları dile getirmekle kalmıyoruz. Bunların bir raporunu tutuyoruz ve ilgili makamlara iletiyoruz. LinkedIn'i biraz iş dünyasına yakın bir şekilde kullandığımızda orada ön plana çıkmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Aslında bir baktığımızda yediğimiz bir elmanın bile bir lojistik sürecinden geçtiğini söyleyebiliriz. Çok kaliteli bir iş yapıyorsunuz. Biz de biraz öğrenci bacağına hakim olduğumuz için, sizi daha yakından böyle tanıma fırsatı yakaladığımız için çok mutluyum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün sizlerle Öğrencilerin Sesi platformunu buluşturuyoruz. Öğrencilerin Sesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve farklı üniversitelerinde okuyan öğrencileri bir araya getirip onların sesi olmayı hedefleyen bir platformdur. Proje lideri Seda Nur Hatipoğlu ve proje lider yardımcısı Şeyda Erdem ile beraberiz. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Seda Hanım, öncelikle sizden başlayalım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Şeyda Hanım? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle hem kendi açımdan hem de izleyicilerimiz açısından kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Nerelerde okudunuz vesaire? Buyurun Seda Hanım, sizden başlayalım. Tabii, ben Seda Nur Hatipoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Utalya Kulübü'nde yönetim kurulu başkanıyım ve Süryes Mentörlük grubunda da proje yöneticisi olarak görev alıyorum. Aynı zamanda da gördüğünüz üzere Öğrencilerin Sesi platformunda da proje lideri bölümü mevcut. Lojistik bölümü okuyorum fakat hava kargo alanına yönelmek istiyorum. İlgi alanlarım arasında havacılığın bende özel bir yeri var. Bu alana yönelik de araştırmalarım ve çalışmalarım da mevcut. Genel olarak bu şekilde bahsedebilirim kendimden. Evet, neden havaya karşı bir ilginiz var, havacılığa karşı? Merak ettim açıkçası. Havacılık bende bir tutku. Yıllardır süregelen bir şey ve eğitim hayatımda bunu sürdürmek ve mesleki hayatımda bu yönde bir yol çizmek istiyorum. Evet, güzel. Peki sizden devam edelim Şeyda Hanım. Buyurun. Tabii. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ben Şeyda Erdem, Nevşehir Hoca Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 3. sınıf öğrencisiyim. Öğrencilerin Sesi platformu proje lider yardımcısıyım aynı zamanda. Bunun yanında okulumun Lojistik ve Gelişim Kulübü Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Ve eğitime önem veren bir insan olarak dışarıdan genç yönetici akademisyeninden satış, pazarlama ve endüstri 4.0 üzerine eğitimler almaktayım. Bunun yanında da boş zamanlarımda veya fırsat buldukça blog yazarlığı yapmaktayım. Evet, çok teşekkür ediyorum. İlk sorumuza başlayalım o zaman. Öğrencilerin sesi kimdir? Buyurun Şeyda Hanım, size söz hakkı vermek istiyorum. Tabii. Öğrencilerin Sesi, Lojistikçilerin Sesi platformu desteğiyle tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş, 2020 Haziran ayında kurulmuş bir platformdur. Öğrencilerin Sesi bünyesinde 10 kişiden oluşan yürütme kurulu ve 6 ayrı temsilcilikten oluşan 60 kişilik bir ekip üyemiz bulunmaktadır. Öğrencilerin Sesi platformu aynı zamanda birleştirici bir platformdur. Aktif bir şekilde öğrenimi devam eden bütün öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenir. Türkiye'nin de dört bir yanı tarafından farklı üniversite ve bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte yürüttüğü bir platformdur. Kapısını bütün üniversite öğrencilerinin destekli için açmıştır. Kısaca böyle bahsedebilirim. Evet, gerçekten de çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Sonuçta öğrencilerin sesi olmak, öğrencilerin sorunlarını ele alarak çözüm üretmeye çalışmak ve onlara bu denli destek olmak gerçekten çok güzel bir şey. Peki eklemek istedikleriniz var mı? Buyurun Seda Hanım. Öncelikle Şeyda zaten genel hatlarıyla bahsettiğimi düşünüyorum. Yani kısacası toparlamak gerekirse Öğrencilerin Sesi platformu öğrencilerin eğitim aldığı okullardaki işte yaşadıkları deneyimleri, yapmak istediklerini paylaşacakları, müzik, eğlence, sporla ilgili becerilerini, okul kulüplerindeki çalışmalarını, işte mesleki hayallerini paylaşacakları, iş hayatı, staj veya sektörden beklentilerini açıkça ifade edebilecekleri bir grup öğrencilerin hayata geçirdiği platform olarak nitelendirebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuza geçelim o zaman. Öğrencilerin Sesi temsilcilerinin görevleri nelerdir? Bu sefer cevap hakkını size tanımak istiyorum. Seda Hanım, buyurun. Öncelikle Öğrencilerin Sesi 6 temsilcilikten oluşuyor ve her temsilcilikte bir liderimiz ve toplamda alt ekipte de 60 tane temsilcimiz bulunmakta. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse iki okul kulüp temsilciliğimiz, işte okul kulüp temsilciliğimiz okul başkanlarıyla veya işte kulüp başkanlarıyla etkinlikler ve canlı yayınlar düzenliyorlar. İşte burada amacımız üniversitenin bölümlerindeki insanlarla biraz aktif olarak rol oynamak ve bölüm başkanlarının da fikirlerini diğer öğrenci arkadaşlara aktarmak. Mesleki gelişim temsilciliğinden bahsetmek gerekirse, mesleki gelişim temsilciliği bölüm ayırmaksızın her bölümün yeni mezun ve normal okuyan öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturup buna yönelik eğitimler, işte mesleki gelişimlerine yönelik canlı yayınlar düzenliyorlar. Sosyal medya temsilciliğimize gelecek olursak, sosyal medya temsilciliğimiz ise platformumuzun sosyal medya hesaplarını, işte ne diyorum bunlar, işte LinkedIn, Instagram, blog sayfamız gibi sosyal mecralarda bizi yeterince böyle tanımlayıp aktif olarak oynuyorlar. Onun haricinde de afişlerimizi hazırlıyorlar. Daha sonraki görevleri ise sosyal medyaların doğru kullanımına yönelik uzmanlarla birlikte etkinlik çıkartıyorlar. Buradaki amacımız da biliyorsunuz sosyal mecralar bizim hayatımız, artık dijital bir ortamda yer alıyoruz. Doğru kullanmak da gerekiyor. Bunlara yönelik öğrenci arkadaşlara böyle ufak eğitimlerle destek veriyoruz. Dilerseniz diğer kalan 3 temsilciliğimizden de Şeyda Hanım bahsedebilir. Tamamdır. O zaman ben sözü alıyorum. Teşekkür ederim. Bir diğeri ise etkinlik temsilciliğidir. Her okul bölümüne yönelik haftalık kitap ve film önerisinde bulunuyoruz ve aynı zamanda eğlence de bizim açımızdan önemli bir durum. Burada da yarışma düzenliyoruz. Sosyal yardımlaşma temsilciliğimizde ise bir diğer ekip temsilciliğimiz bunlar. hepimizin doğaya, hayvanlara, yardıma ihtiyacı olan herkese bir sorumluluğu bulunmaktadır. Ve biz Öğrencilerin Sesi ailesi olarak bunu çok önemsiyoruz. O yüzden böyle bir temsilciliğimiz bulunmaktadır. Burada ise vakıflarla, derneklerle işbirliğine girerek ne yapabiliriz sorularına cevap arıyoruz Öğrencilerin Sesi ailesi olarak. Bir diğeri ise staj yönetimi temsilciliğidir. Staj yapmak isteyen veya staj yeri bulamayan temsilci veya üyeler arasında, firmaların arasında bir bağ kuruyoruz. Bunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışı staj programları ve dil okulları kurumları ile işbirliği yaparak öğrenci arkadaşlarımıza imkanlar tanımayı sağlıyoruz. Tüm temsilciliklerimizin ayda bir kez canlı yayın ve etkinlik çıkartma hakları bulunmaktadır ve çıkartıyorlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Etkinliklerinizden ve projelerinizden biraz bahsettiniz ama tam ben içeriğine girmek istiyorum açıkçası. Tabii, biraz Seda Hanım'la faaliyetlerimizden bahsedelim. Aslında Öğrencilerin Sesi, üniversite öğrencilerinin kendini daha fazla geliştirmelerini olarak tanıyalar. Böyle düzenlediğimiz işte kongre, konferans, etkinlik ve canlı yayın, işte sektör buluşmaları gibi her türlü sorun isteklerini, taleplerini dile getirip çözüm arayışı bulunan bir platform olarak değerlendirebiliriz. Ne yapıyoruz bu işte sorunları? Dile getirmekle kalmıyoruz. Bunların bir raporunu tutuyoruz ve ilgili makamlara iletiyoruz. Bu konuda bir aracıyız denilebilir aslında. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki pandemi sizleri nasıl etkiledi? Yani genel olarak kötü etkiledi bütün kulüpleri, dernekleri vesaire ama bunu avantaja çevirebildiniz mi? Ya da dezavantaj olarak kaldı mı? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Buyurun Seda Hanım. Şimdi öncelikle hiçbir öğrencinin evde kalması tabii hoşuna gidecek bir şey değil ve biz bunu biraz avantaja çevirmeye çalıştık açıkçası ve başardığımızı düşünüyoruz. İşte yaptığımız çok sayıda önemli etkinliklerle ve içeriklerle Instagram'da, LinkedIn'de aktif olarak yer aldık ve çeşitli işte kongreler düzenledik. Şimdi birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Onun haricinde sosyal faaliyetlerde bulunduk. Öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek ve mesleki hayatlarına yön verebilecek etkinlikler düzenledik ve çok güzel feedbackler aldık. Yani biraz dijitalleşme ortamını öğrencilere entegre edip çok kaliteli etkinlikler çıkardığımızı düşünüyorum. Pandemide biliyorsunuz okulların da uzaktan olmasının sebebiyle birçok arkadaşımız bu durumdan negatif yönde etkilendi. Biz bunu biraz pozitif yöne çekmeye çalıştık kendimizce. Çok da iyi feedbackler aldığımızı dile getirebilirim. Evet, çok teşekkür ederim. Peki bu iyi yöne çektiğiniz kısmı da merak ediyorum açıkçası. Bu soruyu da Şeyda Hanım'a yöneltmek istiyorum. Buyurun. O zaman şöyle başlayayım. Öncelikle zaten kuruluşumuz pandemi sürecinde gerçekleşti ki bu burada zaten bir avantaja çevirdiğimizi düşünüyorum. 2020 Haziran ayında kurulmuştur. Bunun dışında bu öğrenci arkadaşlarımızı biz realde olmuş olsaydı İşte etkinliklerimizde 600-700 kişiye ağırlayamazdık. Bir salonun içinde bunları bir arada tutmak da mümkün olmazdı. Fakat online süreçte biz bunu başarabildik. Farklı insanları getirebildik ki biliyorsunuz realde bu insanları işlerinden dolayı tarih sıkıntısı, yol sıkıntısı, işte kalma sıkıntısı gibi durumlarını aslında biz bu şekilde bertaraf ettik bir taraftan da. Çok da pandemi olan savunan biri değilim. Lütfen böyle söylediğimize bakmayın. Sadece biz avantaja nasıl çevirdiğimiz kısmındayım. Seda Hanım'ın da dediği gibi çok güzel bu konuda feedbackler de aldık. Bir sürü kişiyi de konuk ettik, ağırladık. Bunun dışında bunu size objektif olarak şu şekilde yansıtabilirim. Bu kaliteli yapmış olduğumuz etkinlik ve içeriklerden dolayı Instagram'da henüz bir yılı doldurmamış olan bir platform olarak 4063 üye, takipçi, LinkedIn'de 2886 bağlantı ve Telegram'da 280 abonemiz bulunmaktadır. Uzaktan da olsa insanlara dokunuyoruz ve çok güzel de feedbackler aldığımızı düşünüyorum. Zaten bu tarz çalışmaları sosyal mecralarda duyurmak daha iyi olacaktır. Yeni açılmasına rağmen bence gayet iyi takipçi sayınız olsun. Pandemi süreci de illaki etkiliyordur o koşulları ama yine de pes etmeden devam ediyorsunuz çalışmalarınıza, projelerinize. Bu da iyi yerlere getireceğini düşünüyorum sizlerin. Teşekkür ederiz. Evet. Asıl soru, sizce geleceğin meslekleri nelerdir? Buyurun Şeyda Hanım. Yani aslında pandemide önemini bir kez daha hissettiğimiz, ben lojistik sektörü ve lojistik bölümü okuyan bir öğrenci olarak buna cevap vermek istiyorum. Biz sağlık çalışanlarının yanında da lojistik sektörünü kahraman olarak nitelendiren bir platformuz ve genel anlamda böyle görüldüğünü düşünüyorum. Bu soru bu süreçte bizim çok doğru bir, yani bu konuya çok doğru bir cevap vermemiz de aslında doğru olmaz. Bunun için geleceğin mesleklerine bakmamız için Dünya Ekonomik Forumu'nun Geleceğin Meslekleri adlı raporuna bakmamız daha doğru olacağını düşünüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, lojistik sektörü ölmeyeceğini hep birlikte görmüş olduk. Elbette, yani lojistik sektörü, sağlık sektörü, gıda sektörü hiçbir zaman ne açıkta kalır ne de biter. İnsanlar var olduğu sürece diyelim. Evet, sizin eklemek istedikleriniz var mıydı Seda Hanım? Ben Şeyda Hanım bu konuda desteklemek istiyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde ve sonrasında bazı sektörlerin öneminin arttığını düşünüyorum. Bu sektörlerden birisi de lojistik sektörü oldu ve kargo sektörü oldu diyebiliriz aslında. Evet, biz sağlık çalışanlarını kahraman olarak nitelendiriyoruz ama ben lojistik sektörü çalışanlarını da kahraman olarak nitelendirmek istiyorum. Çünkü pandemi sürecinde biliyorsunuz büyük yüklerden bir tanesini de onlar edindi. Geleceğin meslekleri olarak evet lojistik de olabilir ama ben yazılım sektörünün de biraz ön plan tutulduğunu düşünüyorum. Yani ilerleyen süreçlerde zaten şu an dijital bir ortamda yer alıyoruz. Her şeyi dijital bir ortama dökmüş bulunuyoruz ama bunun bir altyapısını hazırlayan kısımlar da var. İşte yazılım mühendislerimiz var, bilgisayar mühendislerimiz var. Ben biraz mesleğin dijitalleşmeye doğru gideceği taraftarıyım. Evet, kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü dijitalleştikçe maalesef yazılım olsun vesaire bu tarz alanlar daha çok rehavet görüyor, daha çok tercih ediliyor. Bu şekilde, evet. Peki diğer sorumuza geçelim. Öğrencileri staj ve iş başvuruları ile ilgili önerileriniz nelerdir? Buyurun Şeyda Hanım. Ya öncelikle buna katılmış olduğum eğitimler üzerinden cevap vermek istiyorum. Bu daha doğru olacaktır. Çünkü bir İK'cı değilim. Sadece katıldığım eğitimlerden ötürü bir şey söylemek istiyorum. Herkesten zikrettiğimiz bir şey var. İşte adayların LinkedIn kullanımını çok önemsiyorlar ve yüz yüze iletişimin geçmelerinin daha etkili olduğunu düşünüyorlar. Keza ben de öyle düşünüyorum çünkü biz Öğrencilerin Sesi platformu işbirliğinde yaptığımız tüm firma veya kuruluşlarla yüz yüze iletişime geçmeye çalışıyoruz. Bu daha etkilidir. Tabii pandemi koşullarında dikkate alarak, sağlığımızı da ön koşulda bulundurarak bunları gerçekleştiriyoruz. Ama LinkedIn kullanımı ve yüz yüze iletişim ne istediğini bilmek çok önemli. Bunu karşı tarafa aktarabilmek çok önemli. Zaten her firma bunu hissettiği anda bizi geri çevireceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mıydı Seda Hanım? Ya ben LinkedIn kullanımını desteklemek istiyorum. Biliyorsunuz biz sosyal mecralarda bizim kuşak olarak biraz aktif olarak rol almak istiyoruz. Instagram'ı biraz daha böyle sosyal faaliyetlerimiz için kullanıyoruz ama LinkedIn'i biraz iş dünyasına yakın bir şekilde kullandığımızda orada ön plana çıkmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca biliyorsunuz birçok blog yazarlığı yapan arkadaşlarımız da mevcut ve bu alana yönelmeleri de ben takdir ediyorum açıkçası. Bunlar mesela bir öğrencinin CV'sine ekleyebileceği artı şeylerdir. Sertifikalı eğitimler artı bir şeydir ve bence yani bulunduğumuz etkinliklerden yola çıkarak konuşuyorum. Tabii biz de bir İK'cı değiliz sonucunda ama birilerinden bir tık farkınız olması gerekiyor. Hobilerinizin farklı olması gerekiyor. İş alanlarınızın bir tık daha farklı olması gerekiyor. Bu tarz bir farkındalık yaratırsanız bence CV'nize dikkat çekebileceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki lojistik bölümü okuduğunuzu söylemiştiniz. Lojistik bölümü hakkında öğrenci arkadaşlarımıza söyleyebileceğiniz şeyler var mı? Verebileceğiniz öneriler, tavsiyeler nelerdir? Buyurun Şeyma Hanım, size devam edelim. Tabii. Öncelikle herkes sevdiği işi yapsın. Ben o taraftayım. Lojistik sektörü ise gerçekten bir problem çözme, bir karmaşık bir ağ içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Henüz sektöre tam atılmış bir insanıyım. Çok da böyle farklı bir şey söyleyip yanlışa da kaymak istemiyorum. Fakat problem çözme yeteneğinin burada daha geniş tutulması ve ben işte bir şeylerle sürekli mücadele ederim, aynı işi, bir işi, birden fazla işi aynı anda yaparım diyebilen tüm arkadaşlara önerebilirim. Bence eğlenceli problem çözmesini biliyorsanız veya seviyorsanız diyeyim, mücadele etmesini seviyorsanız ve sürekli bir şeyleri öğrenirim diyorsanız, bizim lojistik sektörü çok dinamik bir sektördür. Keza şu an Endüstri 4.0'ların konuşulduğu, Endüstri 5.0'ların konuşulduğu bir alan. Lojistik sektöründe bir dinamiklerin yerinden oynadığını gördük pandemide ve hala oynuyor ve oynayacak da. Bir sürü yönergeler veya bir tüzükler vesaire bir hazırlama aşamasında ve daha da böyle dijitalleşmeye doğru şekillenecek. Doğru dijitalleşme çok önemli. Bu kısacası şöyle toparlayayım. Dinamik bir alan. Kendiniz her zaman enerji buluyorsanız bu alana yönelin derim. Evet, teşekkür ediyorum. Yani stabil kalmıyorsunuz. Hep bir koşuşturma içerisindesiniz diye düşünüyorum. Enerji kesinlikle, her zaman gerekiyor yani bu sektörde. Kesinlikle. Biz şu an burada bunu konuşurken dünyanın farklı bir yerinde bu sektör çok geniş bir sektör olduğu için önder, lider bir firma farklı bir şey yürütüyordur. Hani sizin onu yakalayabilmeniz veya haberlerden anında bilginiz olmasını istiyorsanız yani çok aktif olmanız gerekiyor. Bir şeyleri yakalayabilmeniz gerekiyor. Kısacası böyle. Neler söylemek isterdiniz? Lojistik sektörü dinamik bir sektör ve birçok alana hizmet eden bir sektör. Aslında bir baktığımızda yediğimiz bir elmanın bile bir lojistik sürecinden geçtiğini söyleyebilirim. Bunun için değerli. Tercih edecek arkadaşlar bence öncelikle bir süreç yönetimine hakim olmalılar ve stres yönetimine de hakim olmalarını tavsiye ederim. Çünkü bayağı dinamik bir sektör içerisinde yer aldığımız için o stresi ve süreci ikisini aynı anda eş zamanlı olarak bir sürdürmeniz gerekiyor. Bunu yapabiliyorsanız ve teknik bilgiye de hakimseniz bence lojistik bölümü tercih edilebilir. Yani az önce de konuştuğumuz gibi biz geleceğin mesleği olarak lojistiği öngörüyoruz. Kesinlikle öyle. Peki bir şey merak ediyorum, sormayı unuttum başında. Neden lojistik bölümünü seçtiniz? Yani daha önce düşündünüz mü ya da araştırdınız mı? Bir tanıtım videosu vesaire bu tarz şeyleriniz oldu mu? Nasıl yöneldiniz? Buyurun Şeyda Hanım. Öncelikle bununla ilgili bir blog yazım var. Öğrencilerin Sesi blog sayfasından ulaşabilirsiniz. Genelde bizde şöyle bir algı var. Hani lojistik deyince akla bir kamyoncu tabiri geliyor. Tabir caizse kusuruma bakmayın ama böyle biz bir yapıştırma alıyoruz. Ama aslında içerisine girdiğimizde böyle olmadığını görüyoruz. Çok geniş iş yelpazesinin olduğunu ve gerçekten kendini hangi alanda geliştirmek istiyorsan oraya yönelmene imkan tanıyan bir alan burası. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Açıkçası ilk başta böyle bir şeyim yoktu. Bilgim yoktu. Bunu araştırdıkça ve bu bölümü okudukça sevdiğim bir bölüm haline geldi. İnsan var oldukça lojistik bölümü ölmeyecek. Bu belli bir şey. Kısacası böyle söyleyebilirim. Hı-hı. Detaylı bir içerik isterseniz de dediğim gibi Öğrencilerin Sesi blog sayfasında bununla ilgili hazırlamış olduğum bir blog yazım bulunmaktadır. Evet, hatta konu açılmışken bence sosyal mecralarınızı kullanıcı adlarını paylaşmanız sizin için de çok iyi olur. Instagram ve LinkedIn ismimiz aynı. Öğrencilerin Sesi biz adıyla tarattığınız sürece bize diğer sosyal mecralardan da ulaşabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Peki ben Instagram hesabınızı incelediğim zaman haftalık olarak filmler, kitaplar yayınlıyorsunuz. Bunları tam olarak neye göre belirliyorsunuz? Bunu merak ediyorum açıkçası. Buyurun Şeyda Hanım. Tabii cevap vereyim. Bizim öğrenci arkadaşlarımızın belirlediğimiz bir disiplin yoktur. Birden fazla disipline hitap eden bir platformdur burası. Ve genelde etkinlik temsilciliğimizin tarafı bu kısımla ilgileniyor. Tamamen okuduğumuz, izlediğimiz, gerçekten önerebileceğimiz filmleri hazırlıyor arkadaşlarımız ve buna yönelik bir çalışma yapılıyor diyebilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne söylemek istedikleriniz var mıydı Seda Hanım? Zaten şu genel olarak yapılan etkinlikler tavsiye üzerine değil, okuduğumuz, anladığımız ve gerçekten öğrencilerin faydasına yapılabilecek olan şeyleri tavsiye ediyoruz. Yani gönül rahatlığıyla okuyup veya izleyebilirsiniz. Evet, yani zaten dünyaca ünlü kitapları baz alarak paylaşıyorsunuz. İncelediğim zaman simyacı veya bu tarz kitaplara denk geldim. Gerçekten çok yararlı ve faydalı kitaplar. Yani özenle seçtiğinize eminim. Evet, ekibimizin okumuş olduğu ve beğendiği kitapları ve filmleri tavsiye ediyoruz diyebiliriz. Evet, öğrencilik hayatımızda tecrübe edindiğiniz, hatta şöyle söyleyeyim, öğrencilik hayatında edindiğiniz en büyük tecrübe nelerdi? Hala tabii ki öğrencilik hayatınıza devam ediyorsunuz ama bu zamana kadar edindiğiniz en büyük tecrübeyi merak ediyorum açıkçası. Buyurun Seda Hanım. Ya aslında şöyle, ilk üniversite başlangıcında başlayabilirim. Ben üniversitemin merkezde olduğunu düşünüp ona göre hazırlananlardandım. Ekstra bir araştırma çabasına girmemiştim. Fakat üniversitemin merkeziyle üniversitenin yerleşkesinin çok ayrı bir yerde olduğunu öğrenmiştim. Buradan çıkardığım derste şey oldu, yani araştırmadan, ön bir bilgi edinmeden hazırlık yapmamak oldu. Onun haricinde Öğrencilerin Sesi Duyusuzluk Kongresi düzenlemiştik. Orada da yine bu takım tecrübeler edindiğimi söyleyebilirim. Öğrencilik hayatım boyunca evet, aslında üniversite size birçok şey katıyor. Yani farklı bir kültür katıyor, farklı bir bakış açısı katıyor. Biraz işin yorumlama ve değerlendirme kısmı aslında sizde. Yani siz bir şeylerden ders çıkartıyorsanız, bir şeyleri kendinize olumlu olarak çekiyorsanız, evet bu sizin için gerçekten iyi bir şey, iyi bir yoldasınız demektir. Fakat siz hiçbir şeyin farkında olmadan sadece üniversiteyi bitirmek yönünde bir hedefiniz varsa, evet, o yüzden bilmiyorum ne denebilir ama ben bu zamana kadar yaşadığım sıkıntıları, dertleri, yaşadığım problemleri, hem çözüm önerilerimi değerlendirerek, bir süzgeçten geçirerek hareket eden bir birey oldum bu zamana kadar. Ve bu benim şu anki bu Öğrencilerin Sesi'ndeki hayatıma da yansıyor. Eminim iş hayatımdaki hayatıma da yansıyacaktır. Bence önünüze çıkan sorunları değerlendirmekten ziyade bir de ilerleyen hayatınıza da yapmamaya gayret göstermenizi tavsiye ediyorum. Sizin için bir artı olacaktır. Evet, gerçekten de çok doğru söylediniz. Çünkü var olan bir bilgiyi tamamen onu dönüştürmek, bir süzgeçten geçirip kendinize o bilgileri enjekte etmek gerçekten tamamen karşıdaki insana bağlı, size bağlı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sizin eklemek istedikleriniz var mıydı Şeyda Hanım? Tabii. Dediğim, ben de bir şeyler söylemek isterim tabii ki de. Siz şimdi soruyu sorarken aklımdan böyle film şeridi gibi geçti. Üniversite, realdeki gidip geldiğim pandemiden önceki hayatım. Ben bir yıl isteğe bağlı hazırlık okudum. Öncelikle en büyük şeyin olumlu, pozitif yanı bu diyebilirim ve o yüzden tüm üniversite öğrenci arkadaşlarıma bölümünüz isteğe bağlı, İngilizce tutmasalar bile siz gidin bunu seçin. Bunun temelini orada çok iyi atın çünkü çok kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum ben. İnanılmaz, sabah 8'den akşam 5'e kadar dop dolu bir gün geçiriyorsunuz, haftanın 5 günü. Hatta en sevdiğim dönemim diyebilirim. Keşke o yılı tekrar yaşayabilsem. Şu an uzaktan olduğu için belki hani çok bir etkisi olmazdı ama umarım bundan sonraki arkadaşlarımız yüz yüze eğitime geçip o şekilde okulu, üniversiteyi tanırlar. Seda Hanım'ın da dediği gibi üniversite sadece bir eğitim, bilgi alma yeri değil. Evet, bize eğitimin yanında çok önemli kattığı bir şey var, kültürdür. Derste biz eğitimi alırız fakat sen o bilgiyi yorumlayabiliyorsan bir şeyleri öğrenebilmişsindir ki üniversitenin en büyük kattığı değerlerden birisi budur. Ben 1. sınıfa geçtiğimde fakültemizin bülten çalışmaları vardı. Bülten çalışmalarında yer aldım. Şimdi geleceğin mesleklerinden az önce birazcık böyle bir değindik. Burada öne çıkan bir tane de kişideki yetkinliğin ekip çalışması olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Hani biz şu an uzaktan da olsa bu ekip çalışmasına bir adapte olmaya, çünkü ki insanlar farklıdır. Hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. Ekip çalışması çok önemli. Ben bunu çok önemseyen bir insanım ve 1. sınıfta gidip ilk başta bülten çalışmalarında yer aldım. Ve orada kitap, film yorumları, işte daha sonra biz şey yaptık, kişilik testi vesaire, böyle çalışmalarımız oldu ve çok eğlenceli, çok keyifli. Sadece oraya hani eğitim almak, bilgi almak için değil de biraz da sosyal amaçlı, biz farklı alanlarda nasıl kendimizi geliştirebilirize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra okul kulüplerinde yer almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki ekip çalışması, kendi sektöründeki insanları dinlemek. Çünkü teoride gördüğümüz derslerle pratikteki bunların hepsi birbirine çok farklı. Biz okulda görüyoruz ama sektörde bunun karşılığı çok farklı. O yüzden bu teknik gezileri düzenliyorduk biz ve çok verimli olduğunu düşünüyorum. Lütfen böyle bir fırsatı yakaladığınız an değerlendirin ve siz gidin hocalarınıza talepte bulunun. Böyle bir kişi ayarladım. Bunun iletişimini de bence siz sağlayın. Bunların çok büyük artıları var. Biz şu an işte dediğimiz gibi bunu uzaktan öğrencilerin sesi olarak yapmaya çalışıyoruz. Ekip çalışması çok önemli. En büyük tecrübelerden birisini bunu söyleyebilirim. Kulüplerde aktif rol alın ve isteğe bağlı hazırlık okuyun. Eğer zorunlu değilse bile. Bu kadar. Evet, illaki size bir şeyler katacaktır diyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Bunu deneyimlemek lazım ya. İnsanın biraz bunu hissetmesi lazım. Bir ekip çalışması nasıl, insanlarla iletişime nasıl girilir, ne konuşmalıyım? Bunlar çok önemli kriterler. Bunları buralarda kazanıyoruz. Biz sektöre mezun olduktan sonra gittiğimizde bizi böyle düşünüyorlar. Biz hazırız şu an. Böyle bakıyorlar bize. Hani bizim bunu üniversite yıllarımızı tamamlamamız, kendimize yatırımımızı çok iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir mail yazmanın ne kadar önemli olduğunu veya nasıl yazacaksın, orada seni biliyor olarak düşünüyorlar. Veya bir ofis programlarını. Bu kadar. Yani şimdi bunları söyleyebilirim size. Evet, gerçekten de lojistik sektörü içinde iletişim çok önemli olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum, hemfikiriz bu konuda. Fakat genel olarak baktığımız zaman çoğu meslek gruplarında iletişimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamamak kaçınılmaz yani. Çünkü sosyal yaşantımıza da bu çok fazla etkiliyor. Ticaret olsun, ticaret konusu olsun, insanlarla iç içe olup nasıl iletişim sağlarım, nasıl uzlaşırım, bunları, bu problemleri nasıl çözerim vesaire. Aslında tamamen bir girişimci yapısı da var. Girişimciliğe de kayıyor aslında bir nevi. Önemli olan doğru iletişim, doğru ileti. Lojistik de bu alanda kesinlikle çok büyük bir faktörü var diye düşünüyoruz. Kesinlikle ya. Bilmiyorsam da yaparım diyebilmek çok önemli burada. Kimse bilmiyor, hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama öğrenme isteğin var olduğu sürece bu açıkların hepsi kapatılıyor. Hani biraz girişken kendini öne atmak, işte nasılsa öğrenirim, araştırırız. Zaten dijital çağda yaşıyoruz. Hepimiz bir parmağımıza bastığımızda tuşa tüm bilgileri karşımıza Google Scholar çıkartıyor. Kısacası böyle. Kesinlikle öyle. Öğrenmek önemli. Tamamen, araştırmak. Evet. Tamamen istemek, merak etmek ve uygulamaya geçmek. Yani biz ekipteki arkadaşlara da dile getiriyoruz. Bilmiyorum değil, öğreniyorum ya da öğreneceğim. Tercih ederseniz sizin için daha sağlıklı olur. Çünkü iş hayatında bilmiyorum diye bir kelimenin yeri olduğunu ben düşünmüyorum. Aynı sektörde bizim platformumuz da öyle. Öğreneceğim kelimesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Minik bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Paradan daha zor kazanılan bir şey varsa o da tecrübe ve deneyimdir. Bunu zaten okul kulüpleri, bu tarz platformlar size kazandırıyor. Ben bunu altın bilezik olduğunu ve paradan daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Katılıyorum. Çünkü tecrübe gerçekten çok zaman alan bir şey de, yani bir anda tecrübe kazanılıyor hatalardan vesaire, bu tarz şeylerden ya da deneyimledikçe kazanılan bir şey. Doğal olarak bunu satın alamıyorsunuz. Bunu yaşayarak, öğrenerek, tecrübe edinerek oluyor. Evet, peki son sorulara geliyoruz. Çoğu öğrenci okuduğu meslek dışında bir meslekte çalışıyor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizi de yönlendirmek istiyorum Şeyda Hanım. Pardon. Seda Hanım. Çok pardon. Seda Hanım'a söz pek veremedik. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki ben başlayayım. Ben de bu tanımın arasında yer alabilirim. Çünkü benim ilk 2 yılım turizm sezonunda geçiren bir bireyim ben de. Bunun sebebi aslında mesleğe hazırlanırken farklı sektörlerde yer almanın daha uygun olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü farklı sektörlerden farklı tecrübeler ediniyorsunuz ve bunu iş hayatınıza kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz. Örnek verirsek ben kendimden örnek vermek istiyorum. İlk 2 yıl turizm sezonunda geçirip işte turizm sezonu diyeceksiniz, lojistikle çok bir bağlantısı yok. Aslında şöyle var. Dil öğreniyorsunuz. Biliyorsunuz şimdiki yeni nesilde dijital çağda yaşıyoruz. Globalleşme söz konusu. Dil bizim için çok değerli. Dili de bir yerde öğrenmek gerekiyor. Turizm sezonunda buna çok açık, çok rahat bir şekilde geliştirebileceğiniz bir alan, bir sektör. Dil geliştirmenin yanında o süreç yönetimini öğreniyorsunuz. Krizlerle başa çıkma yöntemini öğretiyorsunuz. Bunlar sizin için hep artı puan olarak halinize yazılıyor. Yani ileride naçizane tavsiyem stajdan önce özellikle bu işte 2. sınıfın sonunda veya işte 3. sınıfın sonunda bir en azından herkes kendi alanına yönelik gönüllü de olsa bir staj yapması. Ben bunu destekliyorum. Fakat böyle bir imkanınız yoksa kendinizi başka sektörlerde de yer edinip geliştirebileceğinizi tavsiye ederim. Yani ben turizm sezonundan çok şey öğrendim ve lojistik sektöründe yer aldığım sürece de oradaki edindiğim tecrübeleri kullanabileceğimi düşünüyorum. Evet, bence de kesinlikle bir bağlantısı var aslında. Peki hangi dillere hakimsiniz ya da hangi dilleri öğrenmek istiyorsunuz? İngilizceye vakıfım ama Rusça'ya biraz ilgim var. Aslında dilde bir tanesini öğrendikten sonra diğerlerini de öğrenmeye merakınız oluyor. Diğer dilleri de konuşmak istiyorsunuz. Şu an önceliğim Rusça. Biraz Rusça'yı toparladıktan sonra Almanca öğrenmeyi istiyorum. Evet, zaten İngilizce ve Almanca'nın gramer yapısı çok benzediği için İngilizceyi bilen bir insan Almanca'yı çok kolay bir şekilde aşina olabilir diye düşünüyorum yani. Evet, doğru. Evet, peki Şeyda Hanım siz hangi dilleri biliyorsunuz ya da merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz diller var mı? Öncelikle ben zaten isteğe bağlı 1 yıl İngilizce okudum ve bunun üzerine katarak ilerliyorum. Belli bir seviyedeyim ama ikinci bir dil olarak da ben de Almanca'ya bir merakım var ve o dile yönelmeye çalışıyorum. Bir de dediği gibi hani dili öğrenmenin tekniklerini öğrenebildikten sonra aslında hiçbir dil zor gelmeyeceğini düşünüyorum ben de. Sadece bunu söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Peki toparlayacak olursak bahsetmek istediğiniz ekstra bir konu var mı? Yani projelerinizden olabilir, etkinliklerinizden olabilir vesaire. Aslında Öğrencilerin Sesi'nin birçok projesi var. Son olarak biraz onlardan bahsedebiliriz. İlk Öğrencilerin Sesi'ni kuruluş sürecinde biz bir lojistik kongresi gerçekleştirdik. Lojistik Öğrenci Kongresi. İşte bu kongrede yaklaşık 500 küsur öğrenci arkadaşımızı bir araya toplayıp lojistik sektörünün sorunlarını ve öğrencilerin beklentilerini dile getirdik 1. oturumumuzda. 2. oturumda da sektörde çalışan bireyleri ağırladık ve onların da çözümlerimize dahil ettik. 2. oturumda öğrenci arkadaşlar 1. oturumdaki sorunlarını çözümü önerileri sundular. Sektörden de destek aldık tabii ki bu yönde. Bunları bir raporladık. İlgili makamlara ilettik. Yetimini hala sürdürüyoruz. Daha sonra pandemi nedeniyle biliyorsunuz çoğu arkadaşımız zorunlu stajyeri bulamadı. Biz de buna yönelik bir öğrencilerin kariyer günü düzenledik. Yaklaşık 14 firmayla yaptık bu ilk kariyer günümüzü. Şubat ayında gerçekleştirdik. Amacımız zorunlu stajı olan öğrenci arkadaşlarımıza işte iş imkanı, iş istihdamı sağlamaktı. Birlikte firmalarla entegre bir şekilde çalıştık ve 60 normal zorunlu stajyer öğrencileri, 20 tane de gönüllü stajyer öğrenciyi yerleştirdik. Bunun için mutluyuz. Biliyorsunuz pandemi süreci devam ediyor ve hala bir yaz stajyer dönemi de yapan arkadaşlarımız var. Çok inanılmaz feedbackler aldık. Yaz stajyeri bulamayan arkadaşlarımız da olduğunu öğrendik ve buna yönelik de bir dedik hani Mayıs'ta da ikincisini düzenleyelim. İlkinde yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlamıştık. Şimdi bu hafta sonu gerçekleşecek olan kariyer günümüzde de 100-150 kişilik bir kontenjan ayırdık firmalar tarafından. 3 güne yaydık bu sefer. 2 günden çıktık dedik. Biraz daha arkadaşımıza istihdam sağlayalım. Bir kişi bir kişidir şeklinde. Cuma günü başlayacak, daha doğrusu yarın başlayıp pazar günü bitecek şekilde ayarladık. Varsa böyle bir problem olan arkadaşlarımız katılım gösterebilirler. Evet, buradan da duyurmuş olalım. Gerçekten de güzel rakamlar bunlar Seda Hanım. Tebrik ediyorum size. Teşekkür ederim. Ya aslında izlenme oranlarımız da çok yüksek. Biz 1500-1600 kişileri gördük ilk kariyer gününde. Tabii bu hafta sonu olan kariyer günümüzde daha 3 rakamları gözlemek istiyoruz ama birinin bir şeyler adım atması gerekiyordu. Biz sadece bu konuda biraz öğrenci arkadaşlarımızla aracı olduk diyebilirim. Aslında sektörden insanlarla öğrencileri bir araya tuttuk yani. Bir stajyer bir firma mottosuyla çıktık. İyi sonuçlar da elde ettik. Umarım çok çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Amacınıza tamamen ulaşırsınız diyorum ben de. Teşekkür ederiz. Evet. Şeyda Hanım, sizin eklemek istedikleriniz var mıydı? Tabii. Biz sadece kişisel gelişim değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projemizden bahsetmek istiyorum. Bizim şu anda başlatmış olduğumuz bir proje var. Bu 2019 yılında itibaren kullanılmakta olan Help Steps uygulaması üzerinden yaklaşık 2 aydır bir denemelerimiz bulunmaktadır. Öncelikle bu uygulama nedir? Bunu bir açıklayayım size. Bu uygulama attığımız her adımı desteğe dönüştüren sağlık ve sağduyu uygulaması amacı. Help Steps uygulamasını kullanarak adımlarımızı değerlendirebiliyoruz ve bu adımları destek vermek istediğimiz sivil toplum kuruluşlarına, bireysel yararlandırıcılara ve aynı zamanda spor kulüplerine bağışlayabiliyoruz. Bu sağduyu kampanyalarında belirlenen bir hedef var ve destek vermek istediğimiz kuruluşa, kampanya adımlarını HF adımını dönüştürerek bağışlarımızı yapabiliyoruz. Bireysel olarak da şu şekilde yapabiliyoruz. Bireysel olarak başlatılan kampanyalarda ise belirlenen tıbbi yardım sağlanmaktadır. Yani bu nasıl bir şey? İşte engelli olan insanlara bir tekerlekli sandalyeyi sağlayabilmek. Biz bunun denemelerini yaklaşık 2 aydır yapıyoruz ve daha sonra bunu dışarıya açarak daha büyük kitlelere ulaştırarak bir proje yürütmekteyiz şu an. Bunun dışında üniversite kulüpleri buluşuyor bir canlı yayın serimiz bulunmakta. Mesleğini ne kadar tanıyorsun konsepti adı altında oluşturmuş olduğumuz bir canlı yayın serimiz bulunmakta. Ve bizim yine büyük etkinliklerimizden bir tanesi olan Dijital Pazarlamaya Bakış 2021 adı ile büyük bir etkinlik gerçekleştirdik ve burada da ciddi rakamlara ulaştık. İnanılmaz bir rağbet vardı. Büyük ihtimalle bunun ikincisi vesaire düzenlenecek gibi. Daha sonra ödüllü kalp yarışmaları düzenliyoruz bir taraftan da eğlence kısmındayız. Kısacası şimdilik bunlar. Evet, hem eğleniyorsunuz hem öğretiyorsunuz ve birçok alanda da yani parmağınız var diyebilirim yani. Çok güzel. Teşekkür ederim. Aslında peki, öğrenciye yönelik. Öğrenciye yönelik, kişisel gelişimine yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar verimli hale getirebiliriz? Amacımız bu. Yani bir üniversite öğrencisi eğitim hayatına başlayıp bitirene kadar ne kadar çok şey öğrenirse, sektöre ne kadar iyi hazırlanırsa bizim için o kadar iyi. Evet, teşekkür ediyorum. Peki son olarak Üniversite TV hakkında görüşlerinizi almak istiyorum. Buyurun Seda Hanım, sizinle başlayalım. Açıkçası ben sizi biraz inceleme fırsatı yakalamıştım. Ben yaptığınız çalışmaları çok değerli buluyorum. Türkiye'nin özellikle öğrenci bacağındaki insanların birbirlerine böyle bilgi aktarımı konusunda çok iyi bir rol oynadığınızı dile getirebilirim. Herkes birbirinden haberdar oluyor. Çok kaliteli bir iş yapıyorsunuz. Biz de biraz öğrenci bacağına hakim olduğumuz için, sizi daha yakından böyle tanıma fırsatı yakaladığımız için çok mutluyum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Buyurun, sizin eklemek istedikleriniz var mıydı? Ben de çok değerli buluyorum yapmış olduğunuz işi. Bence öğrenciye yapılmış yönelik olan tüm projeler çok kıymetli. Öğrenci sesini böyle platformlarda duyurabiliyor. Takdir ediyorum bu konuda, tebrik ederim. Biz de aynı vizyon ve misyona sahip bir platformuz. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Bir de kısaca bir teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerin Sesi platformu fikrini oluşturan ve bu projeyi başta yürüten kurucusu Çağla Sarı'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan ona da iletmiş olayım. Biz de teşekkür ediyoruz. Selam yolluyoruz. Evet, o zaman programı izninizle kapatmak durumundayım. Çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Davetiniz için teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Eminim ki izleyicilerimiz açısından çok faydalı bir iletişim halinde olduk. Renk kattınız programımıza da. İyi ki geldiniz, katıldınız diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.